Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sunar. Emre Bey de açıklama yapmış. Daha doğrusu Candaş yazmış bizim kardeşimiz. Candaş yazısı doğrudur. Emre Koca da aday değilmiş. Serdar Adal ve Hasan Arat giriyoruz. Emre Kocadağ'la ilgili şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta ikimiz görüştüğümüz zaman ben ona aday şu dönemde olmasının yanlış olacağını nacizane ona dostane şekilde söylemiştim. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bence hiçbir kötü niyeti olmasa da o transferin son günü bir akrabasının, uzak akrabasının onun o doğum günü partisiyle alakalı giydiği eski Türk sineması nostalji, evet, Rokuşan başarısız olduğu an bu yüzüne vurulurdu. Yani zaten Beşiktaş taraftarının psikolojisi çok haklı sebeplerle iyi durumda değil. Kendisinin katkıları olmuştur. İlerleyenleri olacaktır. Daha sonra başkan olarak da yani bu unutulur merak etmeyin yapılan iyi işlerle. Ha, bir de şu da var tahminen söylüyorum. Şu anda geldiği için haber. Hı hı. Serdar Adalı ekibinin içinde girebilir. Anladım. Hasan Arat ya girmek istiyor musun kongre işine? Yoksa sahipten şu anda belli sen ki... devam et biz şimdiden de spoiler. Ben sana sorayım. Ne sorsa anlatırım. Şimdi Hasan Bey'le Serdar Bey'in arasında bir yarışma izleyeceğiz. Bu arada böyle sonunda bir Hasan Bey'le konuştuk. Hafta birbirimizi arıyorduk. Tabii herhalde çok yoğun çalışıyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ben yarışı soruyorum. Ondan sonra geçersin Hasan Bey'e. Yok şeyden söyleyeyim. Yarıştaki ortama söyleyeceğim yani. Teşekkür ederim. Sen bağımsız ve özgür ruhlu olduğun için seni arıyorum dedi. Öyle yoksa medya desteği falan. Teşekkür ederim bu tavrı için. Aynen Serdar Adalı da gerçekten iyi bir adamdır. Ama ben ikisine de söyleyeceğim buradan. Yüzlerine de söylediğim gibi. Çok iyi bir futbol şubesi organizasyonu kurmadan... Scouting ile, altyapısıyla ve üst yapısıyla acil transferler devre arasında iki nokta transfer yapmadan çünkü maalesef Avrupa Ligi'nden konferans liginden elenildi. Rıza Çalınbay doğru zamanda getirilmedi. Rıza Çalınbay bu kadroya rağmen çeyrek final yarı final yapardı konferans liginde. Tam onluk bir lig. Hı hı. Ve adam en son Malmö'yü deplasmanda yenmişti. Sivas'ta neler yaptı? Denizli Spor'la başarıları, diğer sezonlardaki katkıları onları söylemiyorum. Bu işin profesörüydü. Yani hamına mamına beyden çok daha yapacak kesindi. Yanlış zamanda getirildi. Bu da mevcut yönetimdeki kişilere, Emre Koca da öne çıkan bir figür olduğu için. Şu anda taraftar nezdinde öyle olmasa da Emre Koca dağların hanesine eksi, taraftarın ben söylüyorum duygusunu, taraftarın vizyonunu, bakış açısını söylüyorum. Şimdi sen tek tek ne istersen sor, ben tek tek kısa kısa cevaplayacağım. Bu iki arasında mı yarış? Şu anda evet. Mesut tamam. Urgancılar da girebilir. Hasan Bey'i Hasan kardeşim de dinlerim. Hasan Arda Kaşıkçı'da. Çok vizyoner şeyler söyledi. Serdal Bey'i daha böyle tam bir dinleyemedik. Açıklamalarını okuyoruz. Serdal Bey'e karşı benim Beşiktaş camiasının yanlış yaptığını düşünüyorum. 3 Temmuz sürecinde. Tabii, kesinlikle katılıyorum. Yalnız bıraktılar. Bir tane Beşiktaş, federasyon başkanı oldu. Öbürü hapishaneye girdi. Beşiktaş duruşu diye bir şey varsa Beşiktaş duruşunu 3 Temmuz konusunda hiçbir zaman görmedik. Kusura bakmasınlar. Dönemin yöneticilerine söylüyorsun. Beşiktaş taraftan çarşıya da söyledim. Aklının da gelinin özür dilenmesi lazım yani. Onda da bir şey var yani. Abi adamın başına gelmeyen kalmadı ki. Aklının da gelin falan o erken hamlelerdi onlar. Onlar gereksiz işlerdi. O teorik bir şeydi. Beşiktaş camiasının en azından özür borcu var. Onu da açıklayayım. Aklının da gelin şu. O sadece manşete bakmayacaksın. Suçlu olmadığınıza adımız gibi eminiz. Şudur budur yazıyorlar. Tamam mı abi? Yine de bir sonrasında açıklama isterdi. Bak, bir şey söyleyeceğim. Aradaki mesele şu. Senin o zamanki başkanın daha sonra federasyon başkanı oldu bu süreçte. Tabii. Ve bu sürecin başka bir seviyeye çekilmesinde de rol oynadığı söyleniyor. Yani onu bir söyleyelim bir. İki, tabii ki Fenerbahçe taraftarının o köprüde yürümesi falan böyle bir şey olmadı. Ama arada şu fark var. Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Beşiktaş'ın başarısız bir sezon. Sezon Kupanın sonunda bir amorti abi Türkiye Kupası Beşiktaş. Amorti. Mesela ben Serdal Adalı başkan olursa eğer bilmiyorum olur mu? Olursa Süper Kupa'yı oynatsınlar diyorum. Şimdi ben de sana diyorum ki... Teorik olarak yani sembolik de olarak olsa oynatsınlar. Kupayı da ikiye bölüp iki takıma da versinler. Süper Kupa kaldırılmalı. O başka. O senenin Süper Kupası'nı ikiye bölüp Cumhurbaşkanlığı Kupası alacaksın. Geri gelmeli. Ya ben de bunu anlamıyorum. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi değil mi? Evet abi. Öyle değil mi? Artık Cumhurbaşkanı'nın tarifi, rolleri evet abi. Farklı değil mi? Doğru. O zaman niye Cumhurbaşkanlığı Kupası yok? Süper Kupa'nın adını Cumhurbaşkanlığı Kupası yapalım. Zaten ama Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. Sezon biter bitmez bak, oynansın. Serdal Bey başkan olsun. Olursa eğer. Serdal Beşiktaş Kongresi karar verir. Eğer başkan olursa 2011 Süper Kupası oynansın. Sembolik olarak düdük çalsın ve bitsin. Kupada ikiye bölünüp iki takıma verilsin. O da namus, şeref, haysiyet
timsal olarak itibar da müzesinde dursun. İadesi değil mi? İadeye itibar yapılsın anlamında söylüyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi Beşiktaş'ın güncel meselesine gelirsek, ben bunlar mesele değil demiyorum Serdar'cığım. Beşiktaş'ın acil çözülmesi gereken meseleleri var. Onlara zaman ayıralım diyorum. Tabii. Yanlış anlama. Daha o konuyla ilgili anlatmak istediğin varsa dinlemeye de hazırım. Hayır, şey açıdan söyledim ben. Ya sadece yani, sen bir Serdan şey söylemedin için, deme de yani. Hayır, o dönem başıma gelmek, attılar, geri aldılar. Özür dilerim. Ben geri dönmek istemedim dediler ki ama sözleşmem var. Ulan attı, atarken olmayan sözleşme nasıl oluyorsa dönerken olmak zorunda. Özür dilerim. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Özür dilerim. Yani sonra o dönem TRT yönetimi zaten biliyorsunuz genel başına gelenleri. Genel olarak o dönem herkesin başına bir sürü şey geldi de şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında 3 Temmuz'la ilgili bir duruş göstermedi Beşiktaş genel olarak. Senden bahsediyorum. Dediğin gibi yani bu başkanın Federasyon başkanı oldu ya. Evet. Nerede abi? O zaman Tayfur'la Serdar Adalı mı yani? Uçuyorlardı bir şey soracağım. Falan. Tayfur'la Serdar Adalı mı şey? Bu işin günahkeçisi yani. Hmm. Bence Serdar Bey'e ben hiç tanımıyorum. Serdal Bey'i hiç tanımıyorum. Bir bu anlamda bir özür borcu var. Başkan sen tanısan bayağı seversin Serdar Bey'i. Ben Hasan Bey'i zaten tanıyorum. Zaten Hasan Bey'i de seversin. Hasan Bey'i tanıyorum. Evet. Tanıyorum ve seviyorum. Evet. Hasan ya Bey bir kere taraftan nazik, ön yargılı, kibar, kırgın olmadığı iki kişi. 10 numara bir insan. Evet. Yani ben ikisi arasında bir ben Beşiktaşlı değilim ama kongre üyesi olsam tanıdığım için Hasan Bey'e oy veririm. Bak onu söylüyorum. Ama şeyi de çok beğendim vizyonunu da. Hasan Arda Kaşıkçı'nın yayınını seyrettim. Hasan Arda'nın da vizyonunu çok beğendim. Ve Hansi Flick falan bunlar önemli vizyon işler yani. Vizyon göstergesi. Serdal Bey, bu arada bir şey söyleyeceğim. Tam sevdiğim işler. Ama Serdal Bey seçilirse de ona da kulübün, camianın bir ufak özür borcu var. 10-11 kupası da i̇kisini oynansın. İkisini de iki böyle Beşiktaş Başkan adayında Vole kanalımıza bekliyoruz. Tabii. Öncelikle bir Hasan'ı tebrik ediyorum. İlk sen başlattın kardeşim. Ben buraya yoğundum. Ama sen zaten çok iyisin. O ayrı Hasan, yanlış anlama. Benimki ama böyle geçerli bir bahane. Ve benim burada zaten Beşiktaş'ta böyle kongre üyeliğinden bir kez daha atıldığım için geçtiğimiz yıllarda oyum da yok. O yüzden oyumu söylemeye de gerek yok. Ve benim zaten görevim ilk Milli Mutabakat Hükümeti fikrini ortaya atan kişi olarak ikisini voley ekranlarında merak etmeyin benim moderatörlüğümde değil. Gökmen Özcan'ın moderatörlüğümde veya buradaki sizin seçeceğiniz genç, hani Gökmen de sonuçta Beşiktaş muhabiridir. Tercih etmeyebilirsiniz. Ben kefilim kendisine moderatörlükte ama ister ya, kimi istiyorsanız buyurun. Ama ikinize de yakışan budur. İkiniz de iyi adamlarsınız bir kere. İyi adamlarsınız. Yani ben bir karşılaştırma yapmak hakkım değil. Çünkü kongre ve camia gerekeni yapacaktır. Ben değerlendireceğim. Sadece iyi haberim şu. Şu anda seçilirse iki başkan adayından biri veya Mesut Urgancılar girer üç aday olursa seçildiğinden sonra ilk maçta tribünlerden protesto gelmeyecek. Çok önemli bir şey. Ha. Bak bu maçta olmadı işte. Evet. Kongre ile yönetim arasında, kongre yönetim taraftar üçgeninde bir sulh sağlanacak. Zehirlenme olmayacak ve hava temizlenecek ve stada da yansıyacak. Bu futbolculara da yansıyacaktır. Bunu da en çok Rıza Çalınbay hak ediyor. İsterlerse Sergen Yalçın'ın görevi getirir. O ayrı. O konuda da rahat Beşiktaş camiası artık. İki tane hoca var. Artı ilerleyen yıllar için Çağdaş Atan var. Bak Başakşehir'de elinden geleni yapıyor. Sadece bütün genç hocalara ders olsun. Kendi kurmadığınız takıma gidince ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Daha fazlasını Hikmet Karaman hocama sorun. Ben dinledim. Size de dinlemenizi öneririm. Hem genç teknik direktörlere hem de teknik direktör olmak isteyen gençlere öneririm. Ben Çağdaş hocaya bu maçta çok büyük bir eksi yazdım. Ne yazdın? Bu Beşiktaş'a pozisyon dahi bulamamayı açıklayamazsın bana. Açıklarsın. Açıklayamazsın. Sırf o camia ekonomik açıdan güçlü diye, işte ligde şampiyon olmuş diye ya da yönetimi kalitesi lig ortalamasının üzerinde diye kadroya bakmadan, kadroyu kafada kurmadan, güncel son 4-5 maçı teknik direktörle oyuncular arasındaki bir önceki hocayla Emre Belözoğlu böyle oyuncular arasındaki gerilimin sebebini anlamadan Çağdaş Atan da olsanız genç, enerjik, çok modern, çok iyi taktisyen. İşte Serdar Ali Çelik'in diline düşersiniz. Ben o yüzden söylüyorum. Sadece bak. Bu Beşiktaş'a pozisyon dahi bulunamaması açıklanamaz. Nagelsmann, yalnız orada böyle Rıza Çalınbay'ın da başarısı var. Tabii ki var. Çünkü böyle konferans liginde ilk elenen takımlardan biri olmakla beraber en fazla gol pozisyonu rakibine veren takımdı. Şenol hocama da yazar kusura bakmasın. Çok büyük hoca olmakla beraber. Kadroyu sen kurmuyorsan. Çünkü bu oyun teknik direktörle futbolcu kadrosu arasındaki karşılıklı etkileşimle sonucu belirlenir %90. Zaten bunu belirleyen kulübün yönetiminin
kasayı yönetimi, scouting'i. Zaten ortaya bir kadro çıkarman gerekiyor, değil mi? Bunlar o yöneticinin vizyonuyla alakalı. Tabii. Parayla alakalı. Tabii. Bütçeyle alakalı. Tabii. Bilimsel çalışmayla alakalı. Scouting'le alakalı. Tek isteğim var. Hasan Bey'e söyledim. Böyle Serdal Bey'i de arayacağım, söyleyeceğim. Efendim, futbol şubesi son 20 yıl SEBA sonrası nasıl yönetildiyse tam tersi yapılsın lütfen. Serdal tam Bey. Tersi yapılsın. 4 tane birim. Onun altında 4 birim daha. Ve buradan 2 tane sana yeni böyle Emirhan çıkacak. Gitmeyecek, kalmasını sağlayacak. Buradan sana minimum bir Rıdvan çıkacak her sezon. Buradan scout'tan her sene bir Sosa, Atiba çıkacak. Çıkacak. Her sene. Bir Sosa, bir Atiba buradan çıkacak. Bir Rıdvan, bir böyle Emirhan buradan çıkacak. Ya da Ege Demir işte, bilemedin. Kadro oyuncusu en azından olacaklar. Buradan, bu birimden burada böyle kalecilik departmanı gibi özel, hani Mert'le Ersin arasında bu kadar farkı olmayacak. Ya Ersin Mert'e yaklaştırılacak ya da Mert'e yakın kaleci alınacak. Mert sonrası düşünülecek. Utku olmuyorsa maalesef olmayacak. Özür dilerim, inşallah olur ama. Burası da o finansını yapacak senin. Ve burada 4 sorumlu profesyonel, altında 4'er tane daha profesyonel. Çıkmayan gidecek. Boş sözleşme yapılmayacak. Serdal Bey de seçilse, Hasan Bey de seçilse iyi olan kazansın. Beşiktaş için kim seçilsin, yapılması gereken budur. Kişilerin değil, projelerin mücadelesi olmasını diliyorum. Bu ben işi pozitif, yapmadan pozitif hava olacağını düşünüyorum. Mevcut sözleşmeli oyuncularla bu sene mesela diyelim ki işte Rıza Hoca bayağı iyi toparladı. Tıpkı bir önce göreve geldiği zamanki gibi. Ama tıpkı bir dahaki sezon Rıza Çalınbay devam edecekse geçmişine bakılarak dondurulmuş gerçekliğinizle Bundesliga gol kralı Ailton'u aldık. İstemiyordu adam. Adam Karev'le çalışmak istiyordu. Karev'le tutturmuştu o oyunu. Karev tipi alınır. Bu bilimsel çalışma olacak. İki. Bir önceki dönemi gibi Rıza Çalınbay görev yaparken Rıza Hoca'ya, hocam etik senin, kemiği senin değil. Beşiktaş büyük taştır. Hep beraber kaldırılır, yüklenilir. Sırta verilir. Rıza Hoca'nın teknik ve kariyerindeki eksikler bellidir. Hoca da bunları bilmektedir. Kendini geliştirmiştir. Bazıları o dönem 10 üzerinden 5'ken mesela Adem Dursunlar'ın falan transferi. O artık 10 üzerinden 8-9'dur. Muazzam bir tecrübeye ulaşmıştır. Aradan 18 sene geçti. Yatabara ile yaptığını Karev'le zaten yapacaktı sana. Ya da yeni bir Karev alacaktın. Yani hocam eti senin, kemiği senin, şube sana emanet. Yanına da şu eski futbolcuyu getirdik. Kötü değil. Bir başkan vardı, evet. Değil. Ne yapacaksın abi? Adamın eksiklerinde kademeye gireceksin. Ve bu camianın dinamosu futbol takımıdır. Futbol takımını kısa sürede toparlamak kolay değil. Ama akıllıca hamlelerle çok rahat da toparlanabilir. Birden Atiba, Sosa, Oğuzhan, Tolgay orta sahasına geldiniz. Hangisi yedek kalsa bu nasıl yedek kalır ya diyordunuz. Şimdiki kadroda ulan bu nasıl yine oynuyor diyorsunuz. Kadronun kalitesi buradan bellidir. Teknik yapışıkları bellidir. Üçüncülük artı Türkiye Kupası gerçekçi hedeftir. Türkiye Kupası finali uzatmalara gider. Şu olur, bu olur, bilmem ne olur, bilemem. Bunları yaparsa çok başarılıdır. Yapamazsa değildir. Şenol Güneş'te yapılan hata yapılmasın. Şenol Hocam geldi. 21. yüzyılın en başarılı Beşiktaş teknik. Kesinlikle. Sonra işte Lucescu'yu da sayarsa. Beşiktaş'ı sayıyorum. 1903-2003. Anladın? Yani 2000 yılı, 2001 yılı değil. Oradan sen ne yapacaksın? Sadece hocaya eti senin, kemiğin senin değil. Yemeği beraber pişireceksiniz. Taraftar da lezzetle yiyecek. Artık tamam. Bak, kısa sürede değil mi? Beşiktaş'ta bu kadar kolay ya. Beşiktaşlıyı mutlu etmek bu kadar kolay. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hayırlısı olsun Beşiktaş'ın, Rıza Hoca için de. Rıza Hoca'yı çok severiz, sayarız. Hasan Bey'i tanıyorum, çok severim. Kaliteli, çok kaliteli bir insandır. Bugün olmasa da yarın mutlaka Türk futboluna katkıda bulunacaktır. Zaten Türk sporuna katkıda bulunuyor. Olimpiyat Komitesi çok büyük iştir. Serdal Bey'i tanımıyorum ama iyi bir, yani o da at yarışında, at yarışı sporunda çok büyük, evet, bir. Evet, TCK başkanı. Yani ben bizim ilgi alanımız hani, değil. O da spor mu deme? Ha, vallahi babam hala her gün Mehmet Ayan bilir onları. Mehmet Ayan zaten ben sana söylüyorum. Biz, Mehmet Ayan en büyük Beşiktaş muhabiri olur artık. Ben yine bu yaştan Serdal sonra. Serdal Bey'i tanımıyorum ama iyi birisi olduğunu duyuyorum. Başı vizyoner birisi. Ona karşı 3 Temmuz'da kusurludur camiası. Ona da bir özür borcu vardır. Beşiktaş'ın hayırlısı olsun. Serdal Bey'e de söyleyeceğim. Haklısınız kırılmakta o konuyla ilgili. Ama siz gerekeni yaptınız zaten. Yani onda yapacak bir şey yok. Siz gerekeni yaptınız. Yani o acıyı çektiniz diye hayat boyu. Siz çünkü böyle Beşiktaş'ı o çektiğiniz acından daha fazla seviyorsunuz. Hasan Bey için de şunu söyleyeyim.
vay efendim en son 20. yüzyılda yöneticilik yapmış falan. Bu ön yargıları bırakalım. Çünkü en büyük sorun şuydu zaten. Zamanı böyle Ahmet Hamdi Tanpınar kitabında anlatmaya çalıştığı Hicvettiği gibi Saatler Alem Enstitüsü. İlk o geldiği zaman Seba'dan sonrakiler işte vizyon, işte yenilik, işte gençlik, işte şu, işte bu Allah aşkına ya. Kaç sene şampiyon olmama serisi var demezler. Rummenigge kaç yaşında? Gençken de süperdi, futbolu bırakır bırakmaz yönetici olarak. Şimdi de süper abi. Tabii. Maalesef çok iyi abi herifler yine ya. Ne diyorsun, öyle bitirelim. Leverkusen, Xabi Alonso hocam. Bayern'i yenebilir mi? Yenebilir. Bu devirebilir bu sene. Ya. Hadi bakalım. Haydi görüşürüz. Hayırlısı. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sundu.